Onurcuğum doğum günün kutlu olsun. Şu şeyi kapatacağım. Meryem'in göz olayına çok üzüldüm ya ben. Göz. Ne oldu gözüne? Ne yapmışlar gözüne kızın? Korneası yandı. Oo. Nasıl olmuş? Betül'e bak, ne diyorsunuz? Oha! Lens suyu yerine makyaj çıkarma suyu kullandığı için olmuş. Oha! Çok geçmiş olsun ya. Karşınızdayım. Bugün daha önce hiç kimse tarafından değerlendirilmemiş kiralık evlerde kalıyoruz. Daha önce böyle salonun... Oy yalnız bakar mısın mekana? Bak bunlar bizim fantezi banyosu diye adlandırdığımız volüm 27. Bunlar fantezi banyolarıdır arkadaşlar. Ya burada böyle masum masum duş almayı, temizlenmeyi, hijyen yapmayı hayal etmiyorsunuz. Otomatik olarak... Yani türlü türlü, şimdi çok detaya girmeyeyim. Ramazan ayındayız. Ramazan'dan sonra tekrar konuşalım. Ortasında hamam bulunan bir daire gezmemiştin. İşlediniz mi ya? Daha... Görüyor musun? Eğer aynı ortamdaysa bu, duş sonrası televizyon karşısında keyif sigaralarında. Tabii el ayak da tutmuyor çok fazla. Kontrol zayıflamış. Sigaralar ne oluyor? Düşüyor. Yani bütün hikaye bu. Abla o kadar kime diyor ya? Nemesis, biri sana feci yürüdü diyecektim, Fatma'ymış. Daha önce hiç kimsenin değerlendirmediği evlerde kalma fikri ortaya çıkınca bende inanılmaz bir merak uyandırdı. Ses iyi mi videonun? Konaklama yapabileceğiniz Airbnb... Alo, denge nasıl? İstanbul'un farklı semtlerinde daha önce hiç kimsenin değerlendirmediği kiralık evler buldum. Acaba nelerle karşılaşacaktık? İlanda yazılanlar doğru mu çıkacaktı? Yoksa bambaşka evlerle mi karşılaşacaktık? Bugün hem bu soruların cevaplarını arayacağız hem de bu evlere ilk yorumu yapan biz olacağız. Öyleyse daha fazla lafı uzatmadan gelin videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk ziyaret edeceğimiz ev Şişli bölgesinde metroya ve Cevahir AVM'ye yakın olduğu söylenen bir ev. Bu evler kaç günlük kiralanabiliyordu maksimum? Bir haftalık bunlar. Günlük mü? Günlük evlerden mi bunlar? Mustafa, Lumpinya, Yağmur... Aliko, Serdar hoş geldiniz. Fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla oldukça basit ve sevimli bir ev gibi gözüküyor. Kaç para mı? Bakalım gerçekten nasıl? Hadi bakalım. İlk puanlanmamış evimize geldik arkadaşlar. Öncelikle içeriye girdiğimizde zaten fotoğrafları sizlerle birlikte görmüştük. Fotoğraflar konusunda bir benzerlik evet söz konusu. Gözlüğümü takıyorum şu anda çok fazla bir şey de göremiyorum. Sizlerle birlikte detay... 2017 bu işi yapıyordum. Denetleme yoktu. Öğrenci gibi ev tutup saatlik veriyordum. Furkan... Neler yaşanıyordu kanka o evlerde? Yani genelde ne amaçlı kullanılıyordu Furkancığım? Hani dışarıda yurt dışından gelen turistler mi yoksa işte ne bileyim eviyle ilgili problem olup birkaç gün orada konaklamak isteyenler mi? Hijyen olarak nasıllar? Ya da ne bileyim daha kötü şeyler yaşanıyor mu? Furkan'ı beklersek sıçtık. Abi mülteci kapındayım dimdik. Seni dimdik kapında hayal ettim kanka. Ne dedin anlamadım onu. Aile incelemeye geçiyoruz. Öncelikle evimiz 1+1. Hatırlarsanız başlıkta şöyle bir şey yazıyordu. Cevahir Alışveriş Merkezi'ne ve metroya çok yakın. Öncelikle bir bunu söylemem gerekiyor. Bu ev hiçbir yere yakın değil arkadaşlar. Cevahir Alışveriş Merkezi'ne asla yakın değil. Herhangi bir metro istasyonuna asla yakın değil. Bu şekilde yürüyorsunuz arkadaşlar. Aa. Acayip bir yokuş sonrasında eve varıyorsunuz. Fulya'da çok ara sokakta bir yerdeyiz şu anda. Şimdi mutfağımızı incelemeye başlayalım. Öncelikle buradaki her şey çok eski geldi. Şuna bakar mısınız? Ya Meryem mis gibi ev işte. Daha neyi anlatıyorsun ya? Mis gibi abi. Kettle bile var ya. Ocağın bir düğmesi yok. Ben bunu çalıştırmak istesem. Ha
Sense bu kadar. Nasıl çalıştıracağım burada? Ayarını bile yapamıyorum zaten. Bir de şöyle bir not vardı. Çay, kahve, yemek hazırlamak için işte ocak, davlumbaz ve fırın mevcuttur. Fırını çalıştıramadım. Dakika bir, gol bir. Ben bunu açsam seviyesini ayarlayamıyorum. Ne pişireceğim burada ki? İçine de bakalım hemen. Bence onu standarta getirip bırakmışlardır. Ne var ne yok. Tepsi yok. Tepsiyi ne pişireceğim burada? Buzdolabımız var. Buzdolabının içerisinde bir raf dahi yok. Bir raf olaymış, iyiymiş yani. Şuranın pasına bakar mısın? Hani spotçudan alınmış, sanki beşinci sahibiymişiz gibi bir hissiyat yarattı bende. Yalan yok. Aa, bunu en son babamı kahvehaneden çağırmak için kahveye gitmiştim. Orada gördüm galiba. Bu taraf. Tipik kahve çaydanlığı, şey çay bardağı ve altlığı. Hmm, bak ne güzel dekorlar falan. Tablolar güzel, duvar temiz boyalı. Hatta öyle bir desen yapmış ki buradaki boruyu da boyamış. Güzel abi, House Flipper'a girsek böyle bir oda yapardık. Yani. Arkadaşlar salonumuz. Yine koltuğumuzun üzerinde. Sigara izmaritleriyle yine koltuğu delmişler. Evimizin manzarası da bu şekilde arkadaşlar. Direkt karşı komşuyu görebiliyorsunuz. Yine buranın arkası. Ama çok fena. Bu toz değil artık. Bu talaş, bu alçı var arkasında. Şuna bakar mısın? Hayır, o yukarıda bir şey delmişler. Onun boyası buraya dökülmüş, temizlememişler. Raf takmışlardır üstüne. Ya bu kadar. Şimdi gelin yatak odasına doğru ilerleyelim. Ama yatak odasına geçmeden önce yine... İşletme sahibi gibi konuşuyorum. Ne arkadaşlar, bu evlerin bir klasiğidir. Şuraya birisi şöyle bir tekme atmış. Büyük ihtimalle şöyle hayal etti. Oha. Kapının içeriye doğru açıldığını hayal etti. Hani böyle vurursam belki açılır diye düşündü. Fakat kapı arkadaşlar... Kendinize doğru açılıyor. Sürpriz yapmış ve birisi bu kapıyı kırmış. Şimdi banyomuza giriyoruz. Mesela dakika bir, gol bir. Duşakabin. Ganalı! Yine karanlıkta yürümüşsün. İçerisinde bir kıl zuhur etti. Bir tüy mü artık? Kıl mı, birisinin abi, saçı mı? Abi ne olursa zaten olsun banyo hep pis ya. Arkadaşlar tuvalet buraya sığsın diye kapağını gördüğünüz gibi tıraşlamışlar. Yaratıcı. Kapağını kırmışlar. Burayı yapan mimarın suçudur. Kardeşim sen şu tuvaleti niye böyle duvara sıfır yaptın? Ben anlamadım ki yani, şunu birazcık da sola kaydırabilirdin. Çıkıyorum buradan. Şimdi yatak odasını sizlerle birlikte gezmeye başlayacağız ama... Oo, bu arada... Çok kötü tasarım ama yani para harcanmış. Ama yatak odasını gezmeden önce evin ilan sayfasındaki şu birkaç cümleyi sizlere okumak istiyorum arkadaşlar. Dairemiz göz alıcı renklerle dekore edilmiştir. Ben öyle demezdim açıkçası, öyle pek bir renk göremedim. Uyku alanında dinlendirici bir gece uykusu Eski, var. Eski, Burak, yumuşak Burak Lea, hoş geldiniz. Beyaz tıklarla rahat bir queen boy yatak bulunur. Bakalım yatak gerçekten söyledikleri gibi rahat mı? Temiz çarşaflar var mı? Gelin sizlerle birlikte bunu bir inceleyelim. O ne ya? Keçeli kalem. Keçeli kalem, evet, biri boyamış gibi. Bu bana biraz alakasız geldi. Şimdi açalım, iyi portada bir şeyler var. Yine bazı lekeler bizi karşıladı. Kapatıyorum. Çok fazla görmek istemiyorum bunlar. Psikolojimi bozan detaylar. Emreciğim, babanın doğum günü kutlu olsun. Canını yerim babacığının. Çünkü şunu da kaldırıyorum, çarşafı. Evet, çok pis gözükmüyordu ama tertemiz yine ya. Bir işletmecinin yapmayacağı bir hata yapılmış. Böyle bir yer işletiyorsan kardeşim bir yatak koruyucu koy ya. Gittiğimiz bütün her yerde bir oda turu yaptık biliyorsunuz. Yani yurt dışında vesaire evlerde kaldık. Hepsinde bir yatak koruyucu vardı. Hatta Koreliler muşamba gibi bir şey sermişlerdi hatırlarsınız. Bunlara dikkat edilsin arkadaşlar. Sonra eşyalarınız çok hızlı eskiyor. Şimdi bana bir de şöyle bir vibe verdi. Acaba bunun altına baksak bizi bir şeyler karşılar mı? Çünkü ters çevrilmiş. Bu yatağın önü burası. Normalde yatmamız gereken bu taraf. Ay, bir şeyler var gerçekten. Çok ağır olduğu için kaldıramadım. Pisliğe bak, al işte. Evet, altta bir ceset gizlenmiş gibi, yalan yok ya. Yani üstü öyle, altı böyle. Demek ki uzunca süre bura taraf kullanıldı, sonra çevirmişler. Diyorum çünkü böyle şeyleri. Zor gelmiş böyle, insanları kontrol etmesin, çarşafın altından gözükmesin diye yatağı ters çevirmişler. Şuraya bak. Kıllar bile. E şimdi millet ayılık yapıyor diye her hafta yatak mı alsınlar Meryem? Ne var? En son acaba bu kimin kılı? Kimden kalan bir kıl? İşlediniz mi ya? Bu ne böyle? Sarı sarı kocaman lekeler var. Bok da olabilir İshal. Sanki biri altına işemiş gibi gözüküyor. Zaten burada kan lekeleri, yine sigara izmaritiyle yatağı yakmışlar. Şuna baksana, burası da yanık. Ve arkadaşlar... Baba peki bir şey söyleyeceğim. Orkun ve eşi buraya sanki hazmat... Neydi o? Hazmat giyip giriyorlar da... Meryem niye bu kadar temiz bir şekilde, eller açık... Hiçbir koruma maske yok, dümdüz dalıyor.
Oğlum Orkunlar bildiğin radyasyon koruma kıyafetleriyle giriyorlar ya. İçerik mi o? Biohazmat. Hazart. Hazmat ne? Ya Orkun şovunda ne oğlum? Adam içeriğini öyle şekillendirmiş. En son Orkun taşın altından İstanbul sınırları içerisinde Madagaskar yiyordu amına koyayım kurumuş. Lan canını yerim onun ya. Almış Moria kurtlarını dizmiş oraya. Aslında ben o tip yorumları yapıyorum diye bana küstü mü lan? Küsmüş olabilir ha. Eldiven tutulmaz. Ben size şu detaydan bahsetmedim. İçeriye girerken ev sahibi bize ayak üstünde şöyle bir şey söyledi. Bizim Aksaray'da bir otelimiz vardı. Polis onu kapattı gibi bir şey söyledi. Bu yatak, bu eşyalar o Aksaray'dan gelmiş olabilir. Yani olabilir. Burada kim bilir kimler yattı, kimler neler yaptı. Kapatıyorum burayı, midem bulandı. Emre, babanın kanalının adı ne baba? Merak ettim. Bekleyin arkadaşım, videoyu siktim attım ama... Eren Aydın abi selam. Mr. Beast terk edilmiş şehir videosundaki şehirde yaşıyorum. Dubrovnik, Hırvatistan. 5 dakikalar alışveriş merkezi var. Sadece o 2 otel. Tamam Eren. Anlat bakayım. 2 otel ne? Yarım kalmış Eren. Bugün Blazing var mı? Ah keşke olsa. Şimdi olay şu. Ben Bologna'da üniversiteye başvuru yaptım. Bayağı dolu bir CV'm var. Önümdeki tek engel orada okulların ücretli olması. He sen direkt konuya girdin. Aa bugün beşime ayak bastım. Doğum günü kutlar mısın? Efe. Hoş geldin kanka. Yener abi seni çok seven bir sevgilim var. Bu aralar zor durumdan geçiyor. Bazen yolsam da onu çok seviyorum. Hayatımda iki var seni çok seviyor. Selam söyle Abdüselam. Bir dakika oğlum. Mr. Beast'in video çektiği alanla ilgili bir info geldi. Onu bir dinlemek istiyorum. Ayrıca dün şeyi gördüm. Strongest, 100 Strongest neydi o? Dünyanın en güçlü 100 adamından birini seçiyorlar. Onun yeni sezonu gelmiş onu izleyeceğim. İzlemeyenler varsa izlesin çok eğlenceli. Benim chat gitti ya. Benim internetim mi gitti? Kick mi gitti? Ne oluyor oğlum? Oo her şey durdu bir anda. Dashboard'um da açılmıyor. Yok yok bir şey oldu kick'e. Açılmıyor. Burada mısınız? Yayın ekranından görmeye çalışıyorum. Yavaş geliyor ama. Chat çok yavaşladı. Aa evet gitti. Yok geliyor ufaktan. Toparlıyor gibi. Dashboard'um açılacak mı bakalım. Açılıyor. Açıldı. Tamam düzeldi. Okey korktum. Ağır bir de. Benden kaçmaz. Beni kandıramazsınız. Ya bu insanoğulları. Ha sadece o iki otel terk edilmiş. 5 dakika ileride AVM var. Şehir için. 3 milyon euro verilip yola kapatıldı. Gidip foto atarım istersen oradan. At lan. 3 milyon euro verilip yolu kapatmışlar videoyu çekmek için. Ya götünden atıyorsan? Kanıtla. Oğlum. Biz sosyal medyada her gördüğümüz haberi inananlardan değiliz ha. Biz bir inceleme yaparız önce. Trollüyor şu an. Tabii canım trollüyordur. Ya ayıp söylemesi bu aralar biraz diyet yapıyorum da arkadaşlar. Bir lokma yiyeceğim kusura bakmayın. Bunda yolda gelirken. Biraz dedim. Bu aralar beslenme düzenim çok kaydı. Malum taşınma falan. Böyle besleniyorum. Yaklaşık bir haftadır. Pide ısırarak hayatta kalmaya çalışıyorum. Günde... Aldığım protein miktarı 0. Yağ, şeker ve karbonhidrat miktarı 400 gramın üzerinde. Arkasında ne kadar çok kalıntı bırakıyor ya. Saçlar, pislikler, salyalar. Asla kurtulamıyorsun. Haftaya düzene giriyorum. Günlük ücreti 1345 TL. Fakat ödemeye geçtiğimizde 264 TL hizmet bedeli ve 482 lira da temizlik ücreti bizden alınıyor. Ve geceliği toplam 1826 liraya denk geliyor. Şimdi bu eve ilk yorumu yapan arkadaşlar biz olacağız. Öncelikle Yıldız soruyor. 5 yıldızımız var. 4 yıldız. Okey mi sence? Çok mu az? 4. Ayıp ama ya. Buraya arkadaşlar. En son gittiğiniz otelde adamın alnının izi vardı. 4,5 metre yüksekte aynada. Götünün iki lobunun izi vardı. Yatağın içinde parmaklar duruyordu. Mis gibi oda bu ya.
2 puan veriyorum ilk etapta. 2 yıldız verdim. Kötüydü demek oluyor. 3 verirsen fena değil de oluyor. Ben kötüydü diyorum yani. Konaklama yeri ne ölçüde temizdi? 2. Pek temiz değildi. Ödediğiniz fiyatın karşılığını verdi mi? Hayır. Hayır, vermedi. Buna en düşük puanı vereceğim. Buna 2 diyeceğim. Evet. Şimdi sizlere yorumumu okuyorum. Oha, ne yazdı? Konumu söylenildiği gibi AVM ve metroya yakın değildi. Bu lokasyonlara ulaşmak için epey bayır çıkmanız gerekiyor. Ayrıca 482 liralık temizlik ücretine rağmen üstün körü bir temizlik yapılmış maalesef. Gönderdim. Hani izliyorsa kardeşim ya, iyiliğin için ya, pozitif eleştiri olarak düşündüm. İkinci puanlanmamış evimiz daha önce hiç gitmediğimiz bir semt olan Esenyurt'ta 3 artı 1 bir apartman severiz. Dairesi. Bu evi seçmemdeki sebep tam bir aile evi olması ve tabii ki rengarenk ışıkları. Ben bu RGB ışıkları gördüğüm zaman asla kaçırmıyorum. Çünkü bana hep değişik bir deneyim sunuyor biliyorsunuz. Abi selam, sana bir şey anlatacağım. Kendi başım Amerika'ya geldim. Şu an bir Meksikalı'nın evindeyim. İlk günler iyiydi de şu an biraz garip bir hal aldı. Adam, oğlum şu donetler hep heyecanlı yerinde. Bitiyor amına koyayım ya. Şu konuyu tersten anlatın, başa gelin ya. Ya oğlum bütün donetler yarım kalıyor amına koyayım. Şunu bir dengeleyin ya. Nasıl halledeceğiz oğlum? Bu çok sinir bozucu bir şey. Donet okuyası gelmiyor adamın. Anlat Yiğit. Tam anlat. Zeynren, eyvallah canımsın. Evde kalacağımız günün sabahı ev sahibi bana WhatsApp üzerinden ulaştı ve evde birkaç eksiklik olduğunu belirtti. Eğer bir gün sonra evinde kalırsam beni çok daha iyi ulaştı ve evde birkaç Ekrem İmaroğlu. Baktım o video geliyor. Bir edit izledim, yerlere yattım geçen yine. Eksiklik olduğunu belirtti. Murat Kanguru. Eğer bir gün sonra evinde kalırsam beni çok daha Ekrem İmanoğlu iyi ağırlayacağını söyledi. Ama ben bir gün öncesinden hem ödememi yapmıştım hem de artık yola çıkmaya hazırdım. Dolayısıyla bu teklifini reddettim. Esenyurt'a geldik. Hey yo homie. How we doing homie? 28, 27, 31. Ya bu 24 nerede abla ya? Kardeşim selamünaleyküm. Sen şu an bir sokağa inebilir misin güzel kardeşim? Biz dolanıyoruz, dönüyoruz hiç. Ayna mı o, telefon mu lan? Kamerası var. İkiye bölünen telefonlardan mı o? Bir yer bulamadık burada. Bir sokaktayım şu an. Ama site yok konumda. Beyaz bej renkli site mi? He Filip. Bej renkli. Senin abi ne yolladığın adres doğru, ne konumun adı doğru. Hiçbir şey doğru değil ya. İlana koyduğumuz gün yazdınız sizde. Hadi. Yeni koyduk ilanı. Var mı diyeceğin bir şey? Vallahi böyle işte. İdare etmeye çalışacaksınız. İdare etmeye çalışacaksınız. Oy. İşte çarşaflar temiz. Ona işte paranın yarısını vereceksin. Diyeceksin ki ya idare etmeye çalışacağım baba işte. Havlular diyeceğim. Temiz. Çarşaflar... Temiz değilse çarşaf temiz çarşaf. Lazım çünkü. Onları ben getireceğim sana. Tamam. Çünkü temiz çarşaf lazım. Çarşaf. O olmadan olmaz. Hani... Şey diyorsun değil mi? Al tak. Al. Yani oğlum senin çarşafın yok daha. Biz nerede yatacağız? O... Bu babanın kanalı mı? Büyüğüne bir tane çarşaf getireceğim istersen. Oğlum bu arada videodan koptuk, özür diliyorum ama çarşaf bile yok abicim evde. Sileyim mi abi yorumumu? Buraya getirmen lazım. Ben daha o ya tam dediğin gibi de oğlum çarşaf hani detay bir şey değil yani. İlk yatağa koydun, ikinci çarşaf yani sen bunu bir ayarla. Ne yapalım böyle olsun. Arkadaşlar eve girişimizi gördük. Amına koyayım, rast kapısı gibi. Bu ne ya? Herifler var ya, yağmur altı araklamışlar bir yerden takmışlar ama buzdolabı parlıyor. Zaten binbir badire ile birlikte girdik. İçerileri size göstereceğim. Çarşafımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Şimdi evimiz öncelikle arkadaşlar 6 kişilik olarak geçiyor. Normal bir ev gerçekten. Burası otel değil. Ev sahibi bizi içeriye soktu. Şimdi sizlere yavaş yavaş başlayayım. Kapıdan zaten başladık küflere. Bakın. Ev diyor ki bir şeyler var, bir sıkıntı var. Bakın bu evi Airbnb'ye senin en başta koymaman gerekiyor kardeşim, bu kadar eksik varsa. Gezerken anlayacaksın zaten. İlk salona girelim. Bak mutfak yenilenmiş burada. Mutfak efsane. Gelin.
Şimdi salona giriyoruz. Salon bu arada en elle tutulur kısım. Yerde bir halımız var, bir sehpamız var. Biz perdeleri açtık çünkü arkadaşlar bu manzara evde kapıdan güzel durulmuyordu. Acayip bir rutubet var, acayip havası. Zaten baksanıza şu kenarlara. Her yer rutubet olmuş, her yer küfürüyorlar. Fecaat. Evin olanaklarında televizyon yazıyordu. Buyurun televizyonumuz. Televizyonun yerine bize bir şömine bırakmış. Yani bunu izleyin eğlence olarak diyerekten. Böyle bir şey de ben bu arada hayatımda ilk defa görüyorum. Siz hiç hayatınızda böyle bir televizyon sehpası görmüş müydünüz? Bu noktada böyle tek başına hani alelade duran bir sandalye var. Buraya oturup ne yapacağız acaba böyle bir şekilde? Bu şekilde ceza köşesi. Doğru izliyorsun. Bu evi tuttuğunuz için cezalısın. Oğlum az önce kırmızı konversi vardı. Ne oldu bir anda ortaokul 4'te hepimizin giydiği ayakkabıya döndü bu? Bu dediğim Meryem'e demiyorum. Kombin için söylüyorum. Gerçekten manidar olmuş birazcık. Alakasız duruyor. Masanın kenarına konulabilirdi. Az önce bize arkadaşlar biz çarşaf vesaire olmadığını söyleyince yeni alıp yastık ve nevresim getirmiş. Ama içeride üstünüzü örteceğiniz de hiçbir şey yok yani. Aslında buraya yorgan, iki tane yastık, nevresim takımları falan getirin. Kıyafeti komple farklı abi. Değil oğlum. Ya bu işin bunun peşine mi düşeceğiz arkadaşlar? Aa evet. Tulum giymiş üstüne. Aa. Ceket aynı. Bak düğmeyi çıkarmış. Düğmeyi çıkarınca tabii tişört detayı aynı tişört mü acaba? Bilmesi gerekiyor çünkü evde... Değil. Her şey eksik. Hiçbir şey yok. Gelin diğer odalara gidelim. Şokumuz büyüsün. Gitgide artsın. Bu arada ev 3+1 arkadaşlar. Burası da ufak odalardan birisi. Sanırım bir zamanlar çocuk odasıymış. Çünkü şu duvara işte ha, farklı kombinleri falan yapıştırılmış. Zaten bak korniş de oradan el sallıyor. Bakın diyor ben buraya yatan kişinin her an kafasına düşebilirim. Hayat bana ne dedi biliyor musunuz? Diyordum ya. Kardeşim. Yıllar önce çocuğum ablamın kendi odası yatıyor böyle. Tek kişilik bir yatağı var. Cama sıfır hemen kaloriferin yanında. Bizim o 27 sene oturduğumuz ev. Önce anlatmış olabilirim. Yeni dinleyenler için anlatıyorum kornişi görünce. Bu kornişin dış cephesini coverlayan bir tane tahta ne diyeyim ona? Süpürgelik mi denir ya? Süpürgelik değil anlayışla onun cover'ı var yani. Anlatmıştık galiba olabilir. Ama gülle gibi evet Caddebostan'daki ev. O montelenmiş ve çok ağır ya. Bir de eski malzemeler onlar biliyorsunuz gülle gibiydi. Karton piyer gibi ama ahşaptan yani. Dört taraflı pervaz. Baba gece herkes uyuyor. Saat sabah 3 mü dersin 5 mi dersin hatırlamıyorum. Baba bam diye bir ses çıktı tamam mı? Böyle hepimiz hopladık. Ulan herkes hopladı da Tuğçe'den ses yok. İçeri bir gittik. O yattığı yerin yanında cam altı mermerine tepeden o düşmüş. Böyle vücudunun yanında böyle yerde duruyor. Yani mermere değmiş düşmüş. Mermerin yanına düşse direkt vücuduna temas edecek yani. Hani kafası, göğsü, midesi, neresi, karnı artık ne tarafına gelirse. Böyle bir error verdiğimi hatırlıyorum o gün. Hani çok tehlikeli. O yüzden uyurken genelde hep şeylere bakıyorum böyle tepede bir şey var mı diye. Çocukluk travması o da işte. Çocuktum çünkü. Düşünsene yani Allah korumuş, Allah korusun. Kafana mafana denk gelse hayatta kalma şansın yok yani. Şimdi buraya bir yatak koruyucu dedim. Al dedi kardeşim elindekilerin kıymetini bil al. Çarşaf bile yok hiçbir şey yok. Gelin devam edelim arkadaşlar. Bu tarz evlerin olmazsa olmazı eski dostum Adana'da vesaire çok karşılaşmıştık. Mavi ışık. Beyza, Gonca, Nisa, oldu. Libero, Ciao Ciao, İbra, Burak Erem. Hoş geldiniz. Çünkü evimizde iki banyo var. Gel bakalım. Evimizin olmazsa olmazı, olanaklarda zaten en üst sıralarda yer alıyordu. Jacuzzi. Evimizin jacuzzisi vardı. Evet, jacuzzimiz burada görüyorsunuz. Ben buna jacuzzi demezdim açıkçası. Buna ben küvet derdim yani. Çünkü buna bence biz bütün Türkler olarak ve güzel Türkçemize jacuzzi değil küvet diyoruz. Sağ olsunlar sabun koymuşlar. Tuvalet kağıdımız var. Buralar pislik içinde. Yani pas mı, kir mi ne desem bilmiyorum. Şu yukarıda anlam veremediğim. Bir adet tiner bırakmışlar. Yani evdeki mikropları ancak tiner belki öldürüyor olabilir. Sifon kırık mı? Acaba bu şekilde çalışıyor mu? Bir şey çalışır hoş bas. Oo. İsteksiz bir sifon. Hani bu sifon... Bu boku sadece nemlendirir abi yollamaz. Yani o böyle hafiften bir boy verir geri gelir. Mümkün değil gitmesi. Misafirlikte falan olsa yandım. Birazcık az akıyor üstü de açık kalmış. Her yere bir tuvalet kağıdı bırakmışlar. Çamaşır makinesinin üstünde bir tane. Aynanın önünde bir tane. İçeride salonda masanın üzerinde
bir tane vardı. Bakalım daha karşımıza çıkacak mı? Belki bunların ipuçlarını takip ederek bir şeyler bulabiliriz. Yani minik minik ipuçları bırakmışlardır bize. Rengarenk koridorumuzdan hemen diğer odamıza geçiyoruz. Bu oda bence daha pis arkadaşlar. Şu yatağın üstüne bakın. Burada da yine tabii ki çarşaf yok, yorgan yok. Hani nasıl yatarsınız bilmiyorum. Böyle hırkanızı, montunuzu üstünüze artık örtersiniz, yatarsınız. Ama bence buraya yatmaktansa yere yatmak daha temiz olabilir. Şunun üzerine bak. En kötüsü de şuna baksana. Bir yastığın bu hale gelmesi bence çok zor. Çok uzun zaman alır. Işıkları, perdeleri açayım. Çok karanlık da. Kırık yatağın başı da kırık. Ona da bakacağım. Bu çok pis gözüküyor çünkü. Ay, Allah cezanızı ya. Ha, bunu neden ters koyuldu en azından şu anda anlaşıldı. Tamam reis, tamam anladık. Biz amına koyma. Ama bu da küt bence. Bunlar artık hani... Taşak geçiyormuş, ben gerçek tepki veriyorum. Kötü gözüküyor ve oha şu an fark ettim. Buraya da bir tane tuvalet kağıdı bırakmışlar. Çetsever. O kadar pis ki. Hani neden pis olduğunu anladım ben. Evdeki temizliği tuvalet kağıdıyla sağlamaya çalışıyorlarsa tabii zor yani, o bayağı bir uzun sürer. Ay çok kötü bir yer ya. Kaşınmaya başladım. İğrenç gerçekten. Buranın da ışığı yeşil yanıyor. Yeşil ışığımız var. Ebeveyn yatak odasına girdiğimizde hemen... Ev bu arada yayla gibi lan. Her yerde oda var evde. Solda bir de bizi ebeveyn banyosu karşılıyor. Şu tavana doğru bir efekt yapalım. Şu tavanın berbatlığına doğru. What? İnanılmaz olay. Bu arada harbiden çok pis su almış ev ya. Su basmış. Buraya ne olmuş arkadaşlar? Su basmış bence yani. Aa, eski hali de oymuş. What the fuck? Buraya ne olmuş arkadaşlar? Yalnız eski hali mis gibiymiş ha. İşte bak kapağı açık bırakmışlar amına koyayım, olan olmuş. Arkadaşlar su basmış bence yani. Bu nasıl bir şey? Çok kötü, kabus, tövbe yarabbim. Burada duş aldığımı da yine hayal edemiyorum. Ya... İnşallah benim evde buna dönmez ha. Benim de böyle su bastı şu an iyi. Bir kabarırsa sıçtık. Çok kötü. Bir tane var. Normalde bir ailenin yaşayabileceği tarzda bir ev ama o kadar iğrenç ve bakımsız kullanılmış ki. Ya yalanlar, yalanlar. Bilmiyorum bu artık bir önceki oturan kiracının mı iğrençliği, ev sahibinin mi hani eviyle hiç ilgilenmemesi ama berbat ya. Burada duramıyorum. Çıkalım şimdi size yatak odasını göstereyim ben. Bakalım buranın altı ne durumda acaba? Zaten çarşafın olsun. Aa, en sevdiğim yorgan türüdür. Köy yorganı dediğimiz, bizim çocukluğumuzun yorganları bunlar. Buz gibi olur. Çok güzeldir. Onun dışındaki kumaş tipi neyse... Bak buz gibidir buz. Hem ağırdır hem çok soğuktur. Ya bu en az bak o duvarın dibinde yatan 10 insanın 8'i bunu yapıyordur. Bilhassa saten sıcak havalarda hani böyle bir sıcak basar. Böyle götle bunu dönersin, bir duvara temas edersin, orada bir serinlik olur. Arada bir hemen ısınma tekrar geldi mi yastığı ters çevirirsin. Yastığın soğuk tarafında bir ferahlarsın 3 dakika 4 dakika. Sonra götünü değdirdiğin ve ısınan yerin bir farklı açısına değdirirsin. Kendi kliman oluşturursun ya. Döne 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 bütün gece serinletirsin kendini. Ben bu yorganlarda hep o hissiyatı yaşıyorum. Evet, çok çok güzel bir şey yani. Olmadığını biliyoruz artık. Ay bu ne böyle? Ya Allah kahretmesin, burası en kötüsü. Bunun da altı pis bir de. Buna da böyle pislikler bulaşmış. Ya bence kamerayı tutan arkadaş büyük trollüyor bak. Tam bizim kafa yorum alıyorum ondan. Bir gaza getiriyor gibi sürekli. Flying carpet. Flying virus. Aynen öyle. Yatak zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fazla gerçekten midem bulandı, konuşmak istemiyorum. İğrenç. Gerçekten çok çok iğrenç. Yine camın önünde de görüyorsunuz rutubet. Su basmış. Anasım gelmedi. Oha, dünya rekoru. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Dünyanın en sarı yastığı seçilmiş. Bu ne? Şey, gezegenler bak. Bu güneş. Ve bu yatakta bulunan tek yastığımızdı. Eğer burada bir gece geçirmek isterseniz bu yastığı kullanmanız gerekiyor. Zaten yatakta böyleyse hani gönül katlanır diye düşünüyorum böyle bir yastığa yatmaya. Ama sağ olsunlar arkadaşlar bir ütü masası koymuşlar bizler için. Tabii de ütümüz de var. Bak dur. Bunu gösterdim mi az önce? What the fuck?
Tuvalet kağıdı var. Ulan her yer tuvalet kağıdı. Bir tane de ütü var ama ütü de kullanmayı bilmeyenlerin elinde fecaat bir hale gelmiş. Bu ne lan? Şimdi arşa. Sizleri mutfağa götürüyorum arkadaşlar. Bu evimizin bir de genişçe bir mutfağı var. Mutfağı çok güzel gördüm. Burası da mutfağımız. Bu arada mutfak dolapları güzel şimdi. Hakkını yemeyelim. Dediğim gibi bir aile kalacak olsun. Masif kullanmış. Bir tek bu malzemeye bu gitmez yani. Bu kulplar plastik midir nedir çok hoş durmuyor. Burada bir tarz oluşturmaya çalışılmış. Klasik. Tasarımlar, koltuklar başka yerden. Bence güzel mutfak dolapları var. İçlerinde neler var? Aa, misafirleri düşündükleri bir yer. Bardak setlerimiz, birkaç tane tabak, çanak. Aa, tuvalet kağıtlarının nereden geldiği anlaşıldı. Tuvalet kağıtlarının kaynağına ulaştık. Burada da her şey küflenmiş. Hiç merak etme, buradaki bir kere kovaların olmasının sebebi buradan suyun akıyor olması. Yani buradakiler pislik değil, tamamen rutubet, su ve küflenmiş yüzeyler. Az siktir artık. Ayıp ama bu da burada bırakılmaz baba. Bunu söküp atman lazım ya da şuraya bir tadilatçı, bir tesisatçı bir şey gelip temizleyebilir. Çok iğrenç. Buralar boş. Bu aspiratörümüz biraz kirlenmiş. Buralar bayağı kirlen. Tamam biraz değil. Bakalım buzdolabımız ne durumda? Buzdolabı boş. Ne pis. En üstte ne var en üstte bir şey? Aa evet. Bu ne lan? Aa, en kötü kokan şey işte. Çözülmüş et kalmış orada. Dondurma mı? Ne lan bu iğrenç dondurma şey? Dondurma o ne hale bu? Gelmez ki. Poşeti bile duruyor üstünde. Ama arkadaşlar bu yatakları falan gördükten sonra burası gene bana okey gibi geldi. Böyle bir üzerinden geçsen, bir temizlesen bir şeyler olur ama içeriler çok 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 kötüydü. Bu evde kendimi o kadar kötü hissettim ki arkadaşlar. Şimdi birazcık oyun oynayacağım ve kendimi çok daha iyi hissedeceğime inanıyorum. Zaten evde televizyon vesaire hiçbir teknolojik cihaz yok. İyi ki de yanımda getirmişim bunu. Cihazımızın ismi MSI Club. Ürünümüz boy. Arkadaşlar Windows 11 ile bir... Neymiş lan? Koleksiyona bunu da katalım ya. MSI mi çıkarmış bunu? Birlikte geliyor. İsterseniz bilgisayarınızda oynadığınız oyunları, isterseniz de MSI app'inde aksilik varsa kesebilirsiniz. Ben birazcık Spider-Man oynayayım da psikolojim düzelsin. Ev sahibi bize evde birkaç eksiklik olduğunu söylemişti. Fakat bu birkaç eksiklikten öteydi arkadaşlar. Ne bir nevresim takımı var. Her yer pislik içerisinde. Hiç temizlik yapılmamış. En azından şu evi bir temizleseydiniz. Bütün her yer rutubet içerisindeydi. Zaten bu evin bu şekilde ilanı açılmaması gerekiyordu. Eğer olmadığı belli olmuyor. Özellikle... Hala daha leş bir ev kovalıyorum. Evin fiyatı 1500 liraydı. Bana 300 liralık bir indirim uygulandı bu ilana özel bir şekilde. Fakat artı 200 lira üzerine eğer bir ötüydü. Fecaatti diyorum buraya. Ne ölçüde temizdi? Sıfır ötesi yani hiç temiz değildi. Ödediğiniz fiyatın karşılığını verdi mi? Hayır. Hayır vermedi tabii ki. Bir puan. Berbat kalite ve fiyat. Hayatımda gördüğüm en sarı yorgan ve yastıkları bu ev sayede görüyorum. Bence bu evi bu şekilde bu sitede... Bu ev için şöyle bir yorum attık. İki tane olmamış bir diğer ev. Aa, geldik fantezi odasına. Dur bakalım. Burası eğer 1500 liraysa falan çok mantıklı. Olarak birazcık da iyi durumda olan bir evde kalmak istedim. Bu evin banyosu hamam gibi gözüküyordu. İki katlıydı ve oldukça güzel. Oo, fotoğraflar falan. Stok fotoğraf gibi. Bu evi seçtim. Puanlanmamış bir diğer evimizle... Baba salonda banyo var değil mi? Yanlış görmüyorum. Ev tam bir fantezi evi de asma tavan yapmışlar. Güzel. Ama böyle hani arkadaşlarınla oturduğunda değil mi? Mesela burada PlayStation PES atıyorsun. Yanında duş al mesela anladın mı? Perdeye merdeye gerek yok. Karşınızdayım arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi bir önceki gezmiş olduğumuz evden birazcık daha farklı. Ama fiyatı da bir miktar farklı. Hatta biraz fazlaca farklı. Fiyatını en sonunda söyleyeceğim. Onu bir sürpriz yapayım. Ben söyleyeyim fiyatını size. Direkt tek atıyorum. 4200 lira. Sizi böyle bir merakla bırakayım. Burası bir ev değil aslında tam olarak. Çünkü mutfağı yok. Mutfak yerine evimizde bir hamam var arkadaşlar. Mutfak yok. Arkada kocaman bir jacuzzi var. Hatta gelin içeriye girelim. Bu arada 4200 çok ucuz söylemiş olabilirim ama enteresan bakacağız. Enteresan bir ev. Daha önce böyle salonun ortasında jacuzzi hatta hamam bulunan bir daire gezmemiştim. Yankısı da güzel. Kanala abone olun arkadaşlar. Sonunda 5 milyon olduk. Artık kanala abone olun. 5 milyon yapın beni demeyeceğim. Artık kanala abone olun 6 milyon olun diyeceğim. İşte insanoğlunun gözü doymuyor. Bugün 5 milyon olduk arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bir şey değil mi? 10 senede 5 milyon olduk. Kayran abone olmuş. Dentist X-Crazy abonelik olmuş. Eren Aydın, Feyza Gonca. Onları okumuş muydum bilmiyorum. Teşekkür ederim.
Tam 2024 senesi benim kanalımın 10 senelik devriyesi. Neyse, hamama dönelim. Temiz olduğunu söylememe gerek var mı? Bence var çünkü her yerde zaten temizlik testi yaptık. İçerisi gayet temiz gözüküyor, yerler gayet temiz gözüküyor. Burada dediğim gibi bir hamam tasımız var. Bütün bu sular akıyor mu? Oh. Biri sıcak, biri soğuk mu? Evet. Burada da iki tane bornoz var. Hemen bornoza ben elimi sildim, ellerim ıslanmıştı. Burası hoş, hoş tabii ki. Burada bir adet şöminemiz var. Yaktı. Ya nasıl yakayım lan? Nasıl yanıyor bu? Düğme ne? O teras da var. Işık lan bu. İnanmıyorum arkadaşlar, ilk defa şunla ben şömine yakma şerefine nail olamayacak mı? Çok büyük bir şeref olduğunu zannetmiyorum. Bakalım nasıl yanıyor. Vay. Wow. Hadi alevler çıksın. Bir dakika. Onu... Ses de yapıyor. Şömine efekti ama su sesi çıkartıyor. Şömine hani ateş sesi değil ki bu. Bu da böyle bir şey. Tatlı ambiyansa katkısı var ama sesini beğenmedim açıkçası. Burada bir televizyonumuz var. Yine otel gibi hizmet verdiği için oda servisi varmış. Fiyatlar yazmıyor. Acaba fiyatlar ne durumda? Oğlum apartman dairesi değil mi bu, normalde bir otel değil yani. Kimi bir sken edip bakalım. Nasıl bir yemek servisi ya? Şey gibi, eve sipariş getiren uygulamalar gibi bir şey açıldı. What the fuck? Evet, baksana. Oo, euroları şakmışlar. Evet, 4 peynirli pizza. Oha, kazığa bak, kazık içinde kazık. 9.92 euro. Niye euro ile satıyorlar? Turistlere, ben bile Türkçeyi seçmeme rağmen turistler niye euro ile satıyor? Yazık. Turistler buraya geliyorsanız bizim memlekette kullanılan sipariş verme uygulamaları var. Onları indirin, hiç böyle kazıklanmayın. Kaç para? 10 euro. Şimdi devam edelim ev turumuza arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kocaman da bir terasımız var. Nereye bakıyor, gelin bir bakalım mı? Ben hiç çıkmadım daha. Buyurun buyurun buyurun. Gözükmüyor lan hiçbir şey. Nereye baktığını kimse bilmiyor. Allah biliyor. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Dışarı çıktık gene göremiyoruz. Dur şunun üzerine çıkayım bakayım. Manzarayı merak ettim. Şimdi böyle çıkıyorum. Bu şekilde de doğru düzgün hiçbir şey gözükmüyor. Yol gözükmesin diye çabalamışlar. Böyle bir alan... Fiyat güncellemesi yapabilir miyim harbiden? Olması tabii ki güzel. Aa, lütfen. Pizzada 400 lira yazıyordu orada. Bir fiyat güncellemesi yapabilir miyim? Hiç duymadım. Güncelleme yapıyorum. Nesil kafası, enflasyon, işte içeride banyosu özel falan. ...9200... Ya yok, ebeninki 50 tane ya. 9200. Evin içerisinde çıkıp bir hava alabildin ama keşke bir şeyler de görebiliyor olsaydık. Niye bu kadar ince eleyip sık dokuyup eleştiriyorum? Fiyatını söylediğimde anlayacaksınız. Bir içeriye geçelim, devam edelim turumuzu. Burada artı bir tek kişilik bir yatak var. Eğer fazladan bir misafiriniz varsa ona da yer kalsın diye. Burası 3 kişilik yani. 3 kişi gelirseniz burada rahatlıkla takılabilirsiniz. Çarşaflar vesaire temiz gözüküyor. Sadece birazcık hani şurası lekeli. Olur. Gördüm şimdi. Onu da görürsünüz. Bak Meryem, gidiyorsun ucuz evlerde her şeyine bakıyorsun. Pahalı evde bakmıyorsun dersiniz diye. Şurada evet lekeler görüyorum, sanki bir ayakkabısıyla basmış gibi. Şimdi bakalım burada arkadaşlar nevresimlerimiz ne kadar temiz. Yatağımız ne kadar temiz. İşte mis, bu. Mis. İşte bu. Yatak koruyucu kullanılmış. Bravo, bravo, bravo. Dandik bir yatak koruyucu ama kullanılmış. Yatak koruyucu yatağı koruyabilmiş. Yatak koruyuculuk yapmışlar. Şimdi, yani şimdi bunu inceleyeceğiz. Yani yatak çok eski. Korumuş. Korumuş, vallahi korumuş. Bu yatakta çok yatmışlar. Nasıl korumuş? Yanında tekne pası akıyor ya. Bu ne oğlum? Çok eski yatak. Temiz, bravo, bravo, bravo. İşte bu, işte bu. Güven verdi. Yatağı kaldırdığımda altı temizse şu anda evet buraya girebilirim. Bu jacuzziye girebilirim gerçekten. Eğer pis çıksaydı tiksinecektim ve asla girmeyecektim. Ama temiz, evet. Güzel, beni mutlu etti bu detay. Şimdi burada böyle bir alan var. Bak, burada kim var? Burada Harry Potter mı kalıyor? Harry! Harry! Oha! Harry çık. Lan gerçekten dışarıya bakma göz deliğim var onun. Çıkmıyor. Maalesef kilitlemişler. Burada böyle bir dolap var büyük ihtimalle. Yani evin fazlalıklarını koymak için. Tavana çık, tavana. Bu dolabımız var arkadaşlar. Kapının hemen girişinde. İçerisine ne koymuşlar? 4 tane su var. Bunu ben... Tanesi 4 euro. Ben çıkarttım. İçerisi temiz. Bir yerlerinize bir şey olursa diye bir tane buz var. Sağınız solunuz morarırsa. Güzel. Temiz içerisi. Şimdi gelin bu tarafa doğru gidelim. Evin sol tarafına. Evimizin bu kısmında banyomuz var. Buradan yukarıya çıkıyoruz.
Ve burada da bir adet dolabımız var. Yazmış oldukları her şey gerçekten. Oğlum ama harbiden o tribe girersin. Ben girerim mesela. Kitli odayı niye bırak? Kitli oda niye var oğlum bir odanın içerisinde? Belki gece akın o kapı gıcırdaması gelecek. Oradan küçük bir şey böyle yapıp kapatacak amına koyayım. Tekme mi atacaksın? Kaçacaksın mı? Terastan mı atlayacaksın? Ne yapacaksın? Oğlum zaten bu gençliğin %90'ı yatağın altından bir şey çıkacak korkusuyla, travmasıyla büyümedi mi Johnny? Açık bırakacaksın orayı. Girip bakacağız. Var, yedek, yorganlar, giysi askıları. Burada da kasamız var. Her şey gerçekten var. Yalan yok. Ne var lan için? Para harcamışlar ama. Saklı bir içerisinde hemen oraya koymuş. Gelin banyomuza girelim. Yukarıya çıkmadan önce. Banyo da gayet güzel bu arada. Oo mis gibi lan, daha ne olsun. Ferah, ben bu merleri... Fiyat güncellemesi yapabilir miyim? Merleri çok seviyorum. Banyomuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizleri üst kata çıkarıyorum. Bu merdivenler çok tatlı geldi bana. Merdivenleri bir de ışıklandırmışlar. Hayır tamam, nakım yapmayayım. Baba kesin fiyat güncellemesi yapmam lazım. Merdivenlerde aydınlatma var. Gelin bakalım yukarıya. Üst katın şöyle bir sıkıntısı var. Böyle uca gittiğimde dik duramıyorum. Şu bölgede, şu bölgelerde rahatım. Gördüğünüz gibi burada sadece tek bir yataklık alan var. Böyle kamburunuz çıka çıka geliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin bir yatak rahatlık testi yapalım. Şöyle bir. Aa, şu an neyi fark ettim arkadaşlar? Bakın hiç ne kadar temiz, ne kadar kirli olduğuna bakmadan yatağı test etmeye hemen gönüllü oluverdim. Bu da benim... Abi güven duydu çünkü artık. Bu evin hijyenini güvendiğimi gösterir. Ama hemen bir bakalım, check edelim ne kadar temiz burası. Yastık kılıflarımız. Çift yastık kılıfı kullanmışlar. Vaa, helal olsun. Çok çok düşünceli bir hareket. Takdir ettim. Temiz temiz valla. Bravo, bravo. Bravo valla, bunların bu kadar beyaz kalması demek ki bunları da mı yıkıyorlar? Maşallah dediğinin nemini almış bir şey. İki gün yaşayabilmesi ancak. Bak burada bir şeyler var. Ama bak burada saçma. Yani kılıfından çıkartmazsanız yastığı kurtarıyor. Evet, yine yatak koruyucu kullanılmış. Bravo. Tertemiz yatak koruyucunun üstü de. Çok iyi. Peki yatak nedir? Ya bence kullanılmamış bile abi. Herif almış parayı basmış, yapmış tadilatını. Her şeyi de yeni almış birçok şeyi. Tertemiz duruyor. Üç kat. Oo, o da temiz. Çok iyi. Şu ana kadar gördüğüm en temiz yatak galiba bu. Evet. Sakız gibi. Evet evet, bravo. Güzel de yatak, kaliteli yatak. Burada böyle de bir alanımız var arkadaşlar. Bu neymiş? Buraya gördüğünüz gibi iki tane minder atmışlar. Burada da takılabilirsiniz. Eğer burası benim evim olsaydı buraya bir masa koyardım mesela. Çok tatlı olurdu. Dolap da yapılabilir. Burada da böyle bir alan var. Ölü alan gibi kalmasın diye iki tane minder atmışlar. Ay, yoruldum ha. Hadi gidiyorum ben şimdi. Yaşanır abi, mis gibi ev. Bu evle ilgili deneyimim oldukça pozitif arkadaşlar. Gitmiş olduğum evler arasında rahatlıkla kalabileceğim tek evdi hatta. Yalnızca... Yani seks köşesi yazdığın yer, evin halini görüyorsun. Aşağıda fantezi hamamı var. Yani dünya kadar alan var. Gittin göt içi kadar yeri buldun. İki yastığı görünce seks köşesi mi dedin ona ya? Ne yapacaksın baba orada? Hani gel bir de burada mı dedin yani? Bir gecelik kalma ücreti bence çok fazla. 5.493 lira ödedik. Biz bayağı abartmışız oğlum ya. Ben niye fiyat güncellemesi yaptım? Ben ilk fiyatımın arkasındayım arkadaşlar. Tek atmışım. Kaç demiştim ben ilk fiyatta? İlk fiyat neydi? Unuttum harbiden. 5.000 mi demiştim? 4.200 mü dedim? Tamam baba, yakalamışım işte. Bak düş. Hizmet bedelini düş. Temizlik ücretini düş. 4.500 zaten bir gece. Ben bunu planlıyordum ya. Alttakilerin bana ne? Artık KDV'siymiş, yok hizmetiymiş. Buraya tek bir gecelik ücreti bu. Birazcık araştırma yap. Ha, 50K diyeni banlayayım bence. Çevredeki 5 yıldızlı otellerde eğer kalmak istersem 5.000 liraya zaten kalabiliyorum. O yüzden fiyat konusunda birazcık kafam karıştı. Fiyatı bence çok yüksek. Şimdi bu eve de hemen puanımızı verelim. Konaklamamız nasıldı? Ben buraya 5 yıldız veriyorum. Çünkü gerçekten 5 yıldızı hak eden bir yerdi. Bir turist olarak eğer bu evde kalırsam da büyük ihtimalle mutlu olurum. Ne ölçüde temizdi? Temizlik konusunda da 5 yıldızı veriyorum. Gayet temizdi. Ödediğiniz fiyatın karşılığını verdim sizlere. Belirli börek, sen 500K demedin. 50K dedin. Bence burada biraz... Sonra şımarmışsın. 500K ne? Sıkıntı yaşadık. 3 puan veriyorum. Bence 2.
Öyle mi? Aynı paraya 5 yıldızlı spor salonunu, yüzme havuzlu, kahvaltı dahil, akşam yemeği dahil otelde kalabiliyorsun. Doğru. 2 puan veriyorum. Ama orada öyle işte koltukta PlayStation oynarken yanda duş alabiliyor musun kardeşim? Ha, onları hesaba katacaksın. Şöyle bir yorum attım. Ev oldukça temiz ve fotoğraflarda... Yukarıdan o çarşafı halat yaparsın. O çitlere, korkuluklara bağlar. Aşağı çırılçıplak duşa doğru inersin böyle. Her şeyi yaparsın. Yeter ki değerlendirmeyi bileceksin. Yani öyle kalkıp da yok açık büfe açık büfe geçeceksin bunu. De oraya adresi bağla abicim. Tetek tepetinden. Yemeğini de söyle. Gözüktüğü gibiydi. İletişim konusunda bitti. Da herhangi bir sıkıntı. Tabii lan komando gibi ineceksin oraya. Aztek sen de iyi yaparsın ona. Vrak vrak diye böyle. Sen bir de aynen indiğin gibi de çıkarsın ha. Ben de tartmaz da. Yaşamadım. Son yorumumu da gönderiyorum. Evet arkadaşlar, son yorumumuzu da gönderdik. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç kimsenin puanlamadığı ve yorum yap... Evet, son oda neşelendirmiş videoyu. Güzel. İyi seyirler. Evet, 5 milyon abonesi de hayırlı uğurlu olsun.